Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. İşte Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest efendim İzmir Çiğli Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. Akın akın gençler oradaydı. Vazgeçer miyiz senden? İki, bir. Ya Allah, bismillah. Ve Teknofest 2023 İzmir. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde büyük bir coşkuyla Teknofest İzmir'de de kapılarını açtı. Yılın son Teknofest'i İzmir'de kapılarını açtı. Yüz binlerin akın ettiği festivale ilgi yine oldukça yoğundu. Biz Teknofest'te büyüdük, göklere yürüdük, heyecanı gördük. Bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin iyilik, adalet ve merhamet değerleriyle harmanlayarak insanlığa nefes olabilmek için çaba gösterdik. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir Çiğli Havalimanı'nda teknoloji severlerle buluştu. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan Teknofest'te ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren akın etmeye başladı. Teknofest İzmir'in resmi açılış töreninde konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütebelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in zihinsel bir devrime imza attığının altını çizdi. Teknofest kuşağıyla dev bir dip dalgası olarak geliyor. Kök salmaya başlayan Teknofest kuşağı, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz, inşallah tüm dünyaya nam salmış siyalarımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırsa, milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsız Türkiye iddiasıyla yola devam edildiğini vurguladı. İnanıyoruz ki bu asırda tüm dünyayı Türk'ün rüzgarı saracak. İşte milli teknoloji hamlesi bu rüzgarı fırtınaya dönüştürecek. Milli teknoloji hamlesi kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye iddiasıyla devam eden yolculuğumuzdur. Milli teknoloji hamlesi küresel teknoloji tekellerine esaslı bir itirazdır. Milli teknoloji hamlesi savaş paradigmalarını değiştiren Türk sihalarıdır. Küresel marka olma yolunda olan Türkiye'nin otomobilidir. Festivalde Kızıl Elma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet ve Altay tankı ilgi odağı oldu. Ayrıca F-16 ve Solo Türk uçuşları İzmir semalarında gerçekleştirildi. Teknofest kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak. 5 gün sürecek olan Teknofest İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor. Geliyor işte tam bağımsız Türkiye. Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Bir teşekkür de sizlere. Her geçen gün Beyaz Haber'i daha yukarıya doğru